Günün son kitabı Sakıncalı Piyade. Çok eğlenceli bir şey var bu kitapla alakalı. Uğur Mumcu 1970'lerde 12 Mart Muhtırası'nın ardından Türkiye'de e, sol e, tarafta sosyalist, komünist, solcu, sosyal demokrat olarak kendini adlandıran herkese karşı büyük bir baskı ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Deniz Gezmiş, Hüseyinan eee Yusuf Aslan idam ediliyor bir grup e, sosyalist, solcu, e, işte akademisyen vesaire işlerinde işlerinden oluyor. Hapislere giriliyor. Uğur Mumcu o dönemler hapislere girenlerden biri. Mümtaz Soysal onlardan biri. İşte Uğur Alacakop'tan e, onlardan biri. Birçok insan var bu anlamda. Bu arada sakıncalı piyade yani amana dikkat edin bu askere denilerek Uğur Mumcu askere alınıyor. Çünkü e, devletin bu solcuları bir hizaya getirmesi, kafalarını biraz ezmesi lazım. 1970'lerin e, Türkçesini e, solcuların yaşadıkları üzerinden e, anlatan ironik bir kitap Sakıncalı Piyade. Ve e, Uğur Mumcu hapiste de girmiştir. E, e, Askerliğe alınmıştır ağrının Patnos ilçesinde. Şimdi burada e, farklı farklı olaylar, durumlar kendisi ve arkadaşlar üzerinden yaşanan o e, baskıcı dönemi anlatıyor. E, pek fark etmemiş. Ya yani demek ki bu topraklarda birileri birilerine zulmetmeyi ve birileri birilerine baskı yapmayı çok seviyor. Sonra birileri de oturuyor. Yıllar sonra "Ulan beni şöyle hapsatmışlardı. Beni böyle asker almışlardı. İşte askerdi başıma bunlar gelmişti." vesaire diye bunlar oturup yazıyor. Ya, tuhaf bir e, şakacı tarafı var memleketin. Yani olayların üzerine 50 yıl geçince biraz daha size e, nostaljik ve ironik görünüyor ama gerçekten e, gerçekten rahatsız edici bir durum. Devamını birileri birilerinin peşinde. Sanki şöyle düşünüyorsun lan bir arında sosyal demokratlar ne bileyim sosyalistler e, e, ele geçerse milletin e, köşe taşlarını diğerlerine ailesi yapacak yapma ihtimalleri vardır. Herkes birbirine bir şeyler yapmış memlekette. herkes birbirini biraz üzmüş. Ama kitapta birçok e, olay anlatılıyor. Bir tane olaya ben çok şaşırdım. Onu sizinle paylaşacağım Sakıncalı Piyade kitabında 1970'lerin Türkiye'si e, ee, sol camiada neler oldu? Hapisler, gözaltılar, mahkemeler, askerlikler vesaire. Şimdi sakıncalı piyade Uğur Mumcu asker alınıyor. Diyorlar ki aman ha kaçma süpüfesi falan var buna dikkat edin vesaire deniyor. Kendisi bir olay anlatıyor. Amerika Sosyalist, Sosyalist diye bir e, yazı var. O yazdan bahsedeceğim. Ee, önce şunu söyleyeyim. E, ee, Cem Yılmaz'ı Hemen izlemiştir, tanıyordur, biliyordur. Cem Yılmaz'ın bir e, esprisi vardı bence. Çok en iyi şeylerden bir, anlatımlarından biridir. Hani e, Orgeneral beni çağırmış. Dedim gelsin. Dediği bir sahne vardır. Hani işte Orgeneral e, odasına çağırtır, bu da gider. Orgeneral yaptığı muhabbet anlatır. İşte tam Cem Yılmaz'ın anlattığı Orgeneral beni çağırmış. Dedim gelsin dediği o sahneye benzer bir olay anlatıyor. Görünce ben çok şaşırdım. Ya dedim acaba Cem Yılmaz bu hiç mi okudu da zamanında bu espri yaptığı için kitap 70'lerde yazılmış. Zannetmiyorum öyle değildir. Ama gerçekten çok ilginç bir olay. Yani Cem Yılmaz'ın espri diye anlattığı şey Uğur Mumcu'nun başına gelmiş. Şimdi Uğur Mumcu Ağrı'nın Patnos ilçesinde askerken bir gün bir haber geliyor. İşte bölük komutanı çağırtıyor. Diyor ki Yarın diyor komutan seni çağırdı, tüm general seni çağırdı, seninle görüşecek diyor Uğur Şimdi Uğur bildiğiniz erbaş askerde. Yani ordunun en alt seviyesindeki rütbeye sahip ve erbaş tüm general çağırıyor. Orada bir espri yapıyor diyor ki tüm general beni çağırtmış diyor. E herhalde ben tüm generali çağırtacak halim yoktu diyor. Diye başlıyor Uğur Ve sonra başına gelenleri anlatıyor. Sabah diyor bir astsubay beni aldı diyor. Patnus'tan Ağrı'ya götürdü. Ağrı merkezde işte bazı işler vardı diyor. İşte kamyonlara bazı mallar falan yüklendi askeri için. Ben de onları yükledim diyor. Ondan sonra da tüm gelen yanına götürecek diyor. Belli bir saati var demek ki. O sırada öğlen vakti oldu. Asubay ki ben acıktım askerlere işte erbaşlara. Siz bekleyin ben yemeğimi yiyip geleceğim dedi diyor. Biz orada beklerken diyor iki tane yüzbaşı hakim gördüm diyor. Bunlar diyor benim diyor üniversite arkadaşlarım diyor. Üniversite arkadaşlarım yanıma geldiler diyor işte. İşte Uğur ne yapıyorsun? iyi misin vesaire falan filan derken Aspay geri dönüyor. Bir bakıyor ki Erbaş yani ordunun en alt seviyesindeki bir Erbaş'la yüzbaşı hakimler muhabbet ediyor. Yüzbaş hakimlere bakıyor. İki yüzbaşı hakim ve Uğur Mumcu bir Erbaş onları izliyor. Ondan sonra hakimler ayrılıyor. Asubay As Uğur diyor ki sen bu adamları nereden tanıyorsun diyor. Bunlar diyor benim diyor, üniversite sınıf arkadaşım diyor şey. Ormuncu. Şey üniversite arkadaşlarım diyor. Sonra asubay as bombayı patlatıyor. İşte sen de e, adam olsaydın, akıllı bir olsaydın bunlar gibi yüzbaşı hakim olurdun. Şu haline bak diyor. <laughs> Böyle güzel bir sahne var. E, diyor ki halime ne olmuş? Ne olmuş diyor işte bu halde olmuş işte. Yani asubay as emri, emri veriyor. Onu kaldır, bunu indir. Oradan git, buradan gel. Böyle bir hayat yaşıyorsun diyor. Ama diyor anarşist olmasaydın, solcu olmasaydın bugün başına bunlar gelmezdi. Sonra tüm generalin yanına gidiyorlar. Tüm general işte bunun karşısına alıyor konuşmak için. Şimdi Uğur Mumcu bir generalin karşısında bir an yüzü Arkadaşlar diyor ki ya diyor içeri gidip e, şarkı mı okusam diyor. Türkü mü söylesem, şiir mi söylesem aman diyorlar. Vallahi seni tımarhaneye gönderir vesaire. Vazgeçiyor bunu yapmıyor. Ondan sonra işte otur evladım, nasılsın evladım, iyi misin evladım, general Uğur Mumcu, yani Erbaş, sakıncalı piyade Uğur soruyor. Öyle mi evladım, böyle mi evladım? Konuşuyorlar biraz sonra diyor ki ya diyor sen harip akıllı bir çocuk musun diyor. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun diyor. Yani diyor neden bunları yapıyorsun yani niye anarşist oldun? Hani Ankara Üniversitesi Hukuk'ta asistan olmuşsun işte orayı bırakmışsın gazeteci masteci olmuşsun solcu olmuşsun. İşte anarşist olmaya ne gerek vardı sen iyi bir çocuğa benziyorsun diyor hatta orada örnekler veriyor işte Mümtaz soysal da anarşist, Bülent Ecevit de anarşist sayılır işte. Uğur Alaca Kaptan da anarşist, hepsi hepsi anarşist bunların falan filan. İşte sen bilmezsin oğlum biz biliyoruz hepsi bunların anarşist vesaire vesaire. Bir güzel Uğur Mumcu tülüyor ve diyor ki ona çok ilginç bir şeyde bulunuyor. Bu gerçekten devletin veya işte biraz daha sola mesafeli insanların bakışlarını gösteren bir durum. Çok e, iyi niyetli bir bakış açısı bir anlamda. Tüm genel diyor ki Uğur evladım diyor akıl sağlığına dikkat et diyor. Yani ona göre zaten e, içinde olduğu işler akılsızca işler deliler yapar. İşte anarşist olmaya ne lüzum var hayatın rahatı varken vesaire. Ve bir ara şey diyor ki e, tüm genel e, büyük komutan e, Uğur Mumcu'ya Amerika sosyalist bir ülkedir diyor. Uğur Mumcu diyor ki ya diyor bizim diyor şeyden de bir şey kaçmıyor diyor şeyden genelden. Yani ben de e, haddim aşarak dedim ki komutanım nasıl sosyalist yani Amerika sosyalist olmaz falan dedim diyor. Orada diyor ki oğlum diyor Amerika'da çok vergi var her şeyden vergi alıyorlar. Bu kadar çok vergi alan ülke sosyalisttir diyor. Biz biliyoruz biz biliyoruz da konuşuyoruz diyor. Ve Uğur Mumcu İlerleyen ilerleyen dönemlerde hastanelik oluyor vesaire bazı hastalıkları var vesaire. E, tüm genel kendisini ziyarete de geliyor İlginç e, ilginç bir şekilde. Tüm genel kendisini ziyarete de geliyor ve hep akıl sağlığının yerine değil mi? Doktoruna soruyor işte. sonra öğreniyor. Akıl sağlığı yerine değil mi? Çıldırmadı yani normal durumda. E, sonra onunca şeyi merak ediyor. Ya bu adam niye benimle bu kadar ilgileniyor? Meğerse Milli Savunma Bakanı bak bu adam göz önünde bir adamdır, gazetecidir. İşte üniversitede e, bir şekilde e, işi bitti, fişi çekildi ve Mesela i̇şte kendi ayrıldı. Amana başına bir şey gelmesin. Yani herkes kendini kolluyor. Herkes kendini kurtarmanın telaşında. Yani Milli Savunma Bakanı bu adama dikkat edin. Bak başına bir şey gelmesin askerde. Benden bilirler. İçin biraz tüm genel sıkıştırmış. Tüm genelde Uğur Mumcu birazcık göz önünde bulundurmuş. Ve Uğur Mumcu diyor ki Yıllar sonra tüm generalimiz emek, buldu, emek bulmasının ardından e, Denizcilik Bakanlığı'nda yönetim kurulu üyesi yapıldı ve çok yüksek bir maaşla görevlendirildi. Memleket değişmiyor ya. General yüksek ücretlerle bir bankanın yönetim kuruluna girmiş. Belki arada güreş falan da yapmıştır. Belki olmaz. Ne bileyim. Her şey olabilir. Yani gördüğünüz gibi banka yönetim kurulları birilerini taltif etmek, en azından maddi anlamda taltif etmek için kullanılan yöntemmiş. 1970'lerde de böyleymiş. 1980'lerin generallerinin de böyle durumlar olduğunu biliyoruz ee, kayıtlardan. Memleket çok değişmiyor. Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade kitabı muzip bir kitaptır. Aziz Nesin, ben niye, kendi yazıklarıma gülemedim ama diyor U Uğur Mumcu, senin yazıklarına gerçekten güldüm diyor bazen gülebileceğiniz bir kitaptır. Sakıncalı Piyade. Ben içinden bir olay anlattım. Hele şu As Subay'ın sen de akıllı bir adam olsaydın, adam olsaydın bu hallere düşmezdin. Bunlar gibi biz başa kim olurdun demesi çok hoşuma gitti. Ve Tüngel beni çarpmış. Dedim gelsin gibi çok güzel bir hikaye anlatıyor. Hikaye anlatıyor gerçekten olmuş yani. Yani bilmiyorum. Bazen gerçek şakaya dönüyor. Bazen şaka gerçeğe dönüyor. Dünya tuhaf. İşte böyle. E, mart